Sağlamlık testi. Bugün bir çelik kapıya sağlamlık testi yapıp onu paramparça etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Sektöre hoş geldin. Sektöre hoş geldin. Her şey geldin. Dikilmiş be. Sıradan çelik kapı ya bu. Elimineden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dayanıklılık serimizin ikinci videosunda bir çelik kapı fabrikasındayız. Biliyorsunuz birinci videoda kırılmaz diye tabir ettikleri kırılmaz camı... Hoş geldin 23. ay. Tek balyoz darbasıyla paramparça etmiştim. Bugün bu 23 Nisan'da alırız kanseri. Ne kadar kaldı 23 Nisan'a? En güçlülerinden bir tanesini alacağım. Ve aslında var ya bu koltuğa otursak onu bugün. Balyoz. Şey 23 Nisan'da. Matkap. 23 Nisan'da nasıl oturtacağız? Kamyon. Bütün ekipmanlarımla bu çelik kapıya dalacağım. Bakalım bu çelik kapı bana ne kadar dayanacak. Buradaki asıl amaç ne? Yetişir. Abi bir hırsız kapınıza geldi. İşte evde değilsiniz. Adam sesi umursamıyor. Levyesi var. Balyozu var. Ne bileyim işte tornavidası var. Matkabı var. Adamın umurunda değil. Çalacak. Kanka seni de hızlı geçeceğim. Counter oynamak istiyorum çünkü. Hızlı hızlı neler yaptığına bakacağım böyle bakalım. Evet arkadaşlar şu anda dayanıklılık testine sokmak üzere çelik kapımızı belirledik. Yanımızda da fabrika sorumlumuz Önder abi var. Abi bu kapı bana dayanır mı? Kesinlikle dayanacak. Bak nasıl gülüyorum bak. Şimdi kapımızı götürelim. Abi bu kapı cam. Ben vurdum mu balyozu da dağıtırım direkt haberin olsun. Forkliftle gir. Vallahi neyse ben konuşmuyorum. Ben sessiz olma hakkımı kullanıyorum. Ön tarafında cam var yani buralar cam. Kaç tane kilidi var be? İlk başta balyozla başlayacağım çünkü benim en güvendiğim ekipmanlarımdan birisi balyoz. Öncelikle kapıya bakalım. Ben inceledim. Şurada tahta bir zemin var. Burada metal bir kısım var. Burada da cam bir kısım var. En dayanıksız olan nedir? Bunlar arasında cam. O yüzden cama dalarak başlıyorum. Ya Allah, bismillah. Sesi az mı arkadaşlar? Gülüşüyorum, haberiniz olsun. Hadi bakalım. Açılmayacak mı şimdi bu kapı? Açılmayacak mı? Oo. Ben sana söyleyeyim, bu kapıyı ben açarım. Girdik. Burada da... Polis gelir lan bu kadar girene kadar. Balyoz çok ağır ya. Şey lan duvardan girersin o kadar derin. Oğlum elin acır bir de o tek fena. Crossfit gibi. Vallahi. Ya Yasir abi al şu işi bana bırak. Ne bileyim tekme atınca kırılacak gibi geldi. Kilide çalışsana kilide. Matkapla girdi. Yalnız abinin söylediğine göre burası süsmüş. Yani seni sabahtan beri delmeye çalıştığın yer süsmüş. Tabii tasarım hocam altı çelik koymuşlar ya. Kapının görsel. Abi kapının görselliğini arttırmak için şuna bak. Abi duvara vurmak daha mantıklı. Ama daha getirdiğimiz şeyler tabii ki ne yaptı? Bitmedi. Önce biraz daha şurayı gevşeteyim ondan sonra açacağım. Mert, sınav başlıyor. Hadi koş. İyi de kalem yok ki benim. Aha, geliyor. Buna güveniyorum vallahi. Anahtarı mantarı kaybetsen kalacaksın orada. Oo. Vallahi karşıya geçtim.
Abi geç lan. Karşıya geçtim. Ben lan. Ama açılmadı kapı yani teknik olarak. Levi araya girmiyor ki. Dur abi. Abi üst tarafı aç lan, bunun bir de altı var. Gücümüzü ağırt. Gücümüzü... Kantı içinde kalmışız. Balyoz kullanarak harcadık. Bak olay çekiçte bitiyor. İzle bak. Aa çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Bir iki daha vurayım ya, dur. Kesin. Dur. Dünyada birisi girecek. Hadi bakalım, hayırlı. Kamyonla mı? Şimdi burada forklift hazırladık. Her ihtimale karşı. Oraya gideceğiz şimdi. Forkliftle gireceğim. Sektöre hoş geldin. Dünyada ilk defa diyor. Bir forkliftle kapıya ilk defa dünyada birisi girecek. Oha, nasıl? Hadi bakalım, hayırlısı. En azından dünyada bir iki başarmış olalım, açamayacağız gibi. Hayır. Sen onu kullanmayı biliyor musun? Hayır. Ne oğlum? W'ye basacağım. O zaman ya. Şunu kaldır. Arkadaşlar şu anda dünyada ilk defa bir çelik kapıya forkliftle giren bir insan göreceksiniz. 5 tonluk bir iş makinası. Karşımda da... 5 ton var mı o ya? Beni biraz yoran, fazla yormadı. Siz şahitsiniz yani. Yoksa normalde zaten açardım da. Forklift var diye. Biliyorsunuz, çalıştırıyorum. Hadi Yasir Bey. Buyurun Hakkı Bey. Hadi ya. Şu önünü kaldırsana. Şu önünü kaldır. Kaldır. Aynen. Gir biraz, gir bakalım. Hazır mıyız? Haydi. Valla gitmiyor lan. Hızlanarak gel, hızlanarak. Şurayı onamış ha. Hızlanarak. Bir araç. Oğlum bunlar bu videoyu 19 dakikada çekmişler de kim bilir kaç saat uğraştılar. Demek ki kolay kolay kırılmıyor. Sizin vurduğunuz bir araba kazası gibi düşünün. Onun yalnız dışında... forklift nasıl yanladı? Nasıl patı çekiyor? Nasıl yaptınız arkadaşlar? Forklift nasıl patı çekiyor ama? En nihayetinde açmış sayılayım ya. Niye öyle olsun? Sizin için önemli olan insanların evinde rahatça uyuyabildikleri bir kapı yapmak. El aletleri ve insanların herhangi bir şekilde açamayacağı ve ihtiyaç olduğunda da acil bir durumda da doğru aletler ve edevatlarla açılabilecek bir sistemdir. Kapı. Olası hırsızlık ve benzeri... Onların kendi teknikleri vardır tabii, şak diye açarlar. Güzel.